Merhaba gençler. 5. sınıf ara yayınları matematik defterde güçlendiren sorularla arkadaşlar sayfa 199 ve 200'de dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci soruya başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci sorumuzu inceleyelim. Yanda verilen şekil kısa kenar uzun kenarın yarısı uzunluğunda olan 10 tane eş dikdörtgenden oluşmuştur. Boyalı dikdörtgenin çevresi 120 santimetre olduğuna göre tüm şeklin çevre uzunluğunu bulunuz diye söylüyor. Arkadaşlar boyalı şekle baktığımız zaman bir tane dikdörtgenden oluşuyor. Şöyle bu dikdörtgeni alacak olursam kısa kenarı uzun kenarın yarısıydı arkadaşlar. O halde şöyle düşünüyorum. Bakın kısa kenarı ben bir kat olacak dersem bir kat dersem uzun kenarı iki kattır. O halde bunun çevresi bakın burası bir kattır. Burası iki kattır. O halde toplamda çevresi 2, 4, 5, 6 kattır. Bu 6 kat 120 santimetreye eşitse gençler, bir katı 120'yi 6'ya bölecek olursak 20 santimetredir diyorum. O halde kısa kenarımız 20 santimetre. Bakın şöyle burası 20 santimetre. Uzun kenarımız 40 santimetre olan dikdörtgen oluştu diyelim. Şimdi şeklimize geri döndüğümüz zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar uzun kenar var. Bakın 40, 40, 40, 40 ve 40 şeklinde düşünüyorum. Evet, şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar. Şu yarımlara bakalım. Şimdi kısa kenar arkadaşlar şimdi yarısı kadar olduğuna göre dikdörtgenin yarısı kadardı biliyorsunuz. Uzun kenar kısa kenarın iki katıydı. O halde bu da arkadaşlar buraya eşittir. Çünkü yarısıdır dikkat ederseniz. O da kısa kenar, kısa kenar, kısa kenar, kısa kenar şeklinde bunları da işaretliyorum. Peki kaç tane kısa kenar oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane de kısa kenarımız var. O halde 14 çarpı 20. 14'te 2 çarparsam 28, bir de 0 ekledim. 280 santimetre gençler. 5 tane de arkadaşlar 40'er santimetrelik uzun kenar vardı. 5 çarpı 40, 5 ile 40'ı çarparsak 200 santimetredir. Şeklin çevresi için bunları toplamam gerekir. 280 artı 200 toplarsam 480 santimetre olur. Çevre uzunluğu diyoruz gençler. Evet, devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci soruya baktığımız zaman Fatih salonun tavanından 8 metre aşağıda yer alan avizedeki ampul bozulduğu için değiştirmesi gerekmektedir. Tavan yerden 2 metre 60 santimetre yüksekliktedir. Fatih 1 metre 42 santimetre 1,42 metre uzunluğunda ve kafasının üst kısmından 38 santimetre daha yukarıya uzanabilmektedir. Yere dik konumdaki taburenin üzerine çıktığında anca ampule yetişebilen Fatih'in üzerine çıktığı taburenin yüksekliğini bulunuz diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir şeklimizi çizmeye çalışırsak. Şöyle arkadaşlar bu evimizin salonu olsun. Ve bunun uzunluğu ne demişti? 2 metre 60 santimetre. 2 metre 60 santimetre. Yani 260 santimetredir. Bakın arkadaşlar bu 260 santimetre oldu. Yerden tavana kadar. Şimdi Fatih arkadaşlar avizenin yerden yüksekliği avize tavandan 8 metre, 8 santimetre aşağı sarkmaktaydı. Bakın şurası avize olsun. 8 santimetre. Şimdi şöyle bir tabure çıktığını düşünelim gençler. Şu tabure olsun gençler. Ve bu taburenin yüksekliğini istediğini düşünelim. Şimdi Fatih şöyle çizecek olursak biraz şu bizim Fatih'imiz olsun gençler. Avize taburenin üzerinde duruyor. Ne dedi? Fatih'in boyu 1 metre 42 santimetre arkadaşlar. 1,42 metre 142 santimetre yapar. Şimdi Fatih'in boyu 142 santimetre. Arkadaşlar Fatih aynı zamanda yukarıya doğru
38 santimetre uzanabiliyordu. O halde şimdi Fatih buradaki amplitüdü değiştirebilmek için bakın ne kadar uzanması, pardon, tabirin yüksekliği ne olması gerekir? Ne yaparım? Fatih'in boyunu 38'i ve 8'i toplarım arkadaşlar. Yani şuradaki toplam mesafeyi bulurum. Bunu duvarın yerde yüksekliği olan 268, 260 santimetreden çıkartırsam tabirinin yüksekliğini bulurum diye düşünüyorum. O halde Fatih 142 santimetre, 38 santimetre uzanıyor ve ampul de yukarıdan aşağı 8 santimetre sarktığına göre toplayalım. 188 santimetre. Evet, duvarın yerden yüksekliği 260'tı. 188'i buradan çıkartırsam 72 santimetre olur. Tabirinin yüksekliği diyorum arkadaşlar. Ve sorumuzun cevabını 72 santimetre olarak veriyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, üçüncü soruya baktığım zaman dikdörtgen biçimindeki bir koşu pistinin uzun kenarı üzerinde orta noktada bir tane, kısa kenar üzerinde iki tane bayrak vardır. Aynı kenarlar üzerindeki bayrakların arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. A noktasına koşmaya başlayan sporcu tüm bayrakları toplayıp başladıkları noktaya dönecektir. A noktasına koşmaya başlayan seyirci. Burası çok önemli arkadaşlar bakın. Birinci bayrağı aldıktan sonra 400 metre daha koşarak üçüncü bayrağı. Birinci bayrağı alıyor. Birinci bayrak ile üçüncü bayrak arkadaşlar oraya kadar koşuyor. Ne kadar? 400 metre koşuyor. Üçüncü bayrağı aldıktan sonra 300 metre daha koşarak dördüncü bayrağı. Üçüncü bayrak ile dördüncü bayrak arası o zaman arkadaşlar ne oluyor? 300 metre oluyor. Buna göre koşu pistinin çevresi kaç kilometre olacağını bulunuz diyor arkadaşlar. Dikkat edin, sonunda da kilometre istiyor. Şimdi arkadaşlar birinci bayraktan üçüncü bayrağa kadar geldik. Üçüncü bayraktan dördüncü bayrağa kadar geldik. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu ikisinin toplamı dikdörtgen şeklindeki pistin tam yarısı kadar arkadaşlar. Evet. Birinci bayrak ile diyelim o zaman. İle dördüncü bayrak arası. Koşu pistinin yarısı kadardır. O halde 1 ile 3 arası 400 metreydi. Artı 3 ile 4 arası 300 metreyi topladım arkadaşlar. 700 metre demek ki bu koşu pistinin yarısıdır. O halde pistin çevresi yarısı olduğuna göre arkadaşlar ne yapacağız? 2 ile çarpmamız gerekir diyorum. 2 çarpı 700'den 1400 metredir. Dikkat edelim arkadaşlar. Ne demiştim? Soru kökünde kilometre istiyor demiştim. O halde 1400 metreyi kilometreye çevirecek olursak 1000'e bölmem gerekir diyorum. 1 tam 10'da 4 kilometre olur. Sorumuzun cevabı diyorum gençler. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, dördüncü soruya baktığım zaman bir tekstil atölyesinde bir günde üretilen kıyafet çeşitleri bir şema ile yandaki gibi gösterilmiştir. Atölyede üretilen kumaş pantolon sayısı. Dikkat edelim arkadaşlar. Kumaş pantolon sayısı beyaz gömlek sayısına fazladır. Buna göre atölyede bir günde en fazla kaç tane kot pantolon üretilmiş olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle pantolon sayısını bulmak istersen bakın 360 tane toplam kıyafet vardı. Bunun 132'si gömlek ise 360'tan 132'yi çıkarıyorum. 10'dan 2 çıktı 8, 5'ten 3 çıktı 2 ve 2. 228 tane pantolon üretilmiştir diyorum. Şimdi arkadaşlar 132'den 49 tane maviydi gömleklerden. 132'den 49 çıkartırsak beyaz gömlek sayısını bulalım. Evet, 2'den çıkmaz. 12'den 9 çıktı 3. Evet,
2 kaldı, 12'den 4 çıktı, 8. 83 tane arkadaşlar beyaz gömlek var. Şimdi ne dedi? Kumaş pantolon sayısı arkadaşlar beyaz gömlekten fazla. Ve benden kot pantolonu arkadaşlar en fazla istediğine göre beyaz pantolonu ne yapmam gerekiyor? Pardon, kumaş pantolonu en az almam gerekiyor. 83'ten fazla en az sayı arkadaşlar. 83'ten fazla en az 84 almalıyım ki arkadaşlar kot pantolon sayısı en fazla olsun. Şimdi pantolon toplamda 228'di. 84 bunu aldıysam 228'den 84'ü çıkarıyorum. 4, 12'den 8 çıktı. 4, 1 kalmıştı. 1. Evet, 144 tane kot pantolon üretilmiş olur diyoruz. En fazla arkadaşlar. En fazla kot sayısı diyelim. Evet, sorumuzun cevabı 144 olur diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt birinci durumdaki gibi belirtilen yönde tam ortadan ikiye katlanıyor. Daha sonra oluşan ikinci durumdaki kağıt tekrar belirtilen yönde tam ortadan ikiye katlanarak üçüncü şekil oluşuyor. Üçüncü şekilden sonra çevre uzunluğu 112 cm olan karesel bölge kesilip atılıyor. Son durumda kağıt tekrar açıldığında kağıdın ön yüzündeki gri boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur diye soruyorum. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sondan öne doğru tekrar şeklin kesildiğinde nasıl bir şekil ortaya çıkacağını göstermemiz gerekir diye söyleyelim. Şimdi açıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Önce katlandı. Katlandıktan sonra tekrar açıldığını düşünelim. Bakın şeklin ortasında gençler şöyle bir karesel bölge olur. Ve bunun 112 santimetreye ben bunu şimdi uzunluklarını yazacağım. Yani burada da gençler şöyle düşüneceğiz. Bu ikisi tekrar birleşecek. Burada da bunun simetrisi oluşacak. Evet. Şimdi üçüncü şekildeki karenin arkadaşlar çevresi 112 ise 112'yi 4'e bölüyorum. 28 santimetre olur. Bakın şu kenarın uzunluğu. O halde şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın burası 28. 28. 28. 28'ler oluşuyor diye düşünüyoruz. Aynı şekilde altıda 28'lerimizi görüyoruz. Şimdi burası 150 idi arkadaşlar. Burası 72. Şimdi birinci şekilde gri boyalı arkadaşlar dıştaki çevreye bakıyorum. Yani dikdörtgenin çevresine bakıyorum. O halde çevre eşittir diyorum. Kısa kenarla uzun kenarı topluyorduk arkadaşlar. 72 artı 150. Dikdörtgenin çevresini bulurken bunu 2 ile çarpmam gerekiyor diyorum. O halde 2 çarpı 72 ile 150'yi toplarsak 222 olur. Dikdörtgenimizin çevresi 444'tür. Şimdi gençler burada bir de neyimiz var? İçeride 2 tane dikdörtgenimiz var arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunun da çevresini bulmam gerekiyor. Şimdi bir tanesi için kısa kenar 28, uzun kenar 56 oldu. O halde çevreyi bulmak istersem 2 çarpı 28 artı 56, 2 çarpı 28 ile 56'yı toplarsam gençler ne olur? 484. 2 ile 84'ü çarpıyorum. 168 olur. Bakın şu şeklin çevresi. Aynı şekilde alttaki şeklin çevresi de 168. O halde toplam çevre 444 dikdörtgenin dışı vardı. 168 de içerideki çevre var arkadaşlar. Bunlardan da 2 taneydi. Evet, bunların hepsini toplayacak olursam 780 santimetre olur. Gri boyama şeklin çevre uzunluğu diyorum gençler. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Böyle arkadaşlar 6. sorumuzu bir okuyacak olursak. Yanda verilen şekil karelerle oluşturulmuştur. Aynı renk kareler birbirinin aynısıdır. Turuncu boyalı şeklin çevre uzunluğu 160 santimetre ise mavi boyalı şeklin çevre uzunluğu ile mavi boyalı şeklin çevre uzunluğu ile yeşil renkli karenin çevre uzunluğunun toplamı
gri boyalı karenin çevre uzunluğunun toplamından kaç santimetre fazla olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle turuncu boyalı şeklin çevresine bakıyorum. Turuncu boyalı şekli dediğim için arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenardan oluşuyor. Ve çevresi 160 santimetre ise 160'ı 8'e biliyorum. Bir kenar 20 santimetredir diyorum. Arkadaşlar bakın burası 20 santimetre. 20. Aynı zamanda şuralar da 20'şer santimetre olsun. Şimdi burası 20 ise gençler. Mavi kareye baktığım zaman arkadaşlar. Mavi kare ne olur? O halde. Evet. Öncelikle şuraya doğru gelecek olursam bakın. 20, 20, 20. 60 yapar. 1, 2, 3, 4. 60'ı 4'e bölüyorum. Şimdi kenarlarımızı belirleyelim. Bakın şuralar 15'e doldu arkadaşlar. 15, 15 ve 15. Toplamda dikkat edersiniz 60'tı. O halde 1, 2, 3, 4, 5. 60'ı 1'de 5'e bölüyorum. 12 santimetre. 12, 12, 12'leri bir yazalım gençler. Evet. Toplam 60'tı gençler. O halde burası 30. Burası 30'dur diyorum. Buraya da 60 yazdım. Şimdi mavi şeklin çevre uzunluğu. Çevre uzunluğu diyorum. Şimdi gençler mavi şekilde dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenar var. Kaçar santimetre? 30'ar santimetre. O halde 6 çarpı 30, 180 santimetre. Devam ediyorum. Gri şeklinde arkadaşlar çevre uzunluğu. Şimdi gri şekli baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane 60 var. 4 çarpı 60, 240 santimetre. Yeşil şeklin arkadaşlar çevre uzunluğuna bakalım. Yeşil şeklin çevre uzunluğu diyorum. Evet, yeşil şekle baktığım zaman arkadaşlar 15'er santimetre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kenardan oluşuyor. O halde 10 çarpı 15, 150 santimetre olur diyorum. Ne yapacaktık arkadaşlar? Mavi ile griyi topluyorum. Pardon. Neydi arkadaşlar? Yukarıda söylemiştim. Mavi ile yeşili topluyorum. Mavi 180, yeşil 150. 180 artı 150. Evet, bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne kadar fazladır dediği için griden, grinin çevre uzunluğundan çıkarıyorum. Griyi de gençler 240'tı. O halde 180 ile 150'yi topladım. 330. Eksi 240 diyorum. Çıkaracak olursak 90 santimetre fazla olur diyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.